Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz hep yeni bir video ile beraberiz. Bu videomda Milenikom'dan Türknet'e geçiş yaptım. Evime geri dönmüş gibi hissettim çok mutlu oldum. Türknet'in avantajlarını Milenikom'un avantajlarını dezavantajlarını bu videomda size sıralayacağım. Hadi hemen incelemeye geçelim. Videoma başlamadan önce arkadaşlar daha önce kablonet ile ilgili birisiyle bir tartışma mı sohbetimiz olmuştu. Bana kanal avantajından internet paketleri avantajından bahsetmişti vesaire vesaire. Ben burada sadece en uygun en ucuz Türkiye şartlarında alabileceğiniz internet hizmetlerini size sunmuştum. Ve şu an Türknet'e geri döndüm. Çok memnunum videonun başında da dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar Milenikom'da kullandığım süre zarfı ve başvuru vesaire. Millenicom'da başvuru süresi çok kısa sürmüştü. Bunu Millenicom adlı videomda da kart olarak da size sunacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Çok kısa oldu. Akşam saat 10'da başvuruyu yaptım. Ve sabah 11'de de kuruluma geldiler. Ben adama böyle bakıyorum yani. Adam diyor e, beyefendi niye bana öyle bakıyorsunuz? Ay ben dedim inanamıyorum abi dedim yani. E, ben Telekom'dan bir ay boyunca evrak bekledim. Evrak gelmedi. Siz dedim bir, bir günde geldiniz dedim. Yani helal olsun dedim. Güzel. Şimdi Türknet'e başvuru süre zarfım nasıl oldu? Türknet'e başvuru süre zarfım telefon üzerinden arayıp başvurumu yaptım. Kullandığım hizmeti söyledim. İnternet altyapımı vesairesini söyledim. Daha önceden Türknet'e ben başvuru yapacaktım. Fakat yeni evime taşındığımdan Türk Telekom'un altyapısını kullanamıyordu. Ama geçen günlerde inceler incelerken Gördüm ki baktım başvuruyu yapabiliyoruz. Altyapı da görüyor. Alabileceğimiz hızı da bize veriyor. Tamam dedim kardeşim geri dönüyorum ben evime. Nasıl olsa Milenikom'da da taahhütsüz olduğum için bakın burada benim avantajım oldu. Şimdi Türknet ile Milenikom arasında hız farkı neredeyse yok gibi bir şey arkadaşlar. Hemen buradan bir hız testi yapalım bakalım. Milenikom'da 100 ile 125 megabit alıyordum. Bakalım bunda sız alacağım arkadaşlar. Onu göreceğiz. U. Uh, 450 megabite kadar çıktı indi. Güzel. Güzel. Çok güzel. Eh, yani %100'den aşağı düşmüyor arkadaşlar. %100'den aşağı düşmüyor. Çok güzel. Upload'ımıza bakalım. 112 megabit, 112,5 megabit indirme hızımız varmış. Upload da 8 7 8 8 megabit. Yani 8 megabitte de upload'ımız var. Çok iyi arkadaşlar. Yani hız farkı sayılır yani pek bir fark yok. Ping süresine bakalım. Gecikmeye bakalım. Ne kadar gecikme süresi süremiz varmış? 12 ms. Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pek bir hız farkı yok neredeyse. Yani Milleni.com'la net arasında fatura farkına bakalım. Türknet'te diyor ki arkadaşlar bakın Jahrein de kullanıyormuş bu Türknet'i. 100 megabit hızlı ve kotasız taahhütsüz interneti 85 liraya veriyor. Gördüğünüz gibi bakın 85 liraya veriyor. Milleni.com'da 125 TL'ye kullanıyordum ben. Normalde 100 TL, 109 TL internet 15 TL'de modem kiralama ücreti alıyordu arkadaşlar modem dediğimizde de milenicom size modemi 15 TL'ye her ay 15 TL karşılığında size kiralama yapıyor Türknet ise sadece kullandırıyor arkadaşlar mülkiyeti Türknet'e ait kullanımı size ait yani hiçbir ücret ödemiyorsunuz modem için kurulum ücreti altyapım vardı fakat kurulum ücretine geldiğimizde Milenikom'da başvuru yaptığımda 120 TL gibi bir kurulum ücreti almışlardı. Ee, burada Türknet'te ne kadar bilgim yok ama o da yani o civarda olacağını tahmin ediyorum. Yani 100 ile %150 arası yani en kötü diyelim aralık diyelim. O civarda belki kurulum ücreti alabilir sizden. İşte hizmetleri farkı Milenikom'la Türknet arasında dağlar kadar fark var diyebilirim mileni.com'da müşteri hizmetlerini aradığınızda yani internetinizde sorun varsa problem varsa kopma vesaire varsa arayıp bu sorunu anında giderebiliyorsunuz arkadaşlar size daha iyi yardımcı oluyorlar fakat Türknet bu konuda yani bana kal, bana göre zayıf kalmış diyebilirim Çünkü internetiniz kesildiğinde gidip gelme sorunu yaşadığınızda online destek kısmına girip Kayıt oluşturup bu şekilde size yardımcı olabiliyorlar. Yani bu konuda da Türknet yani zayıf kalmış diyebilirim. Çünkü bakın ben mining yaptığım için benim için internet şu an ekmek su gibi bir şey arkadaşlar. Benim internetim gittiğinde ben mining yapamayacağım. E mining yapamadığım için gelirim olmayacak giderim olacak. Yani günlük 15 ile 20 TL kazım işlemi yapıyorsam. Benim o 15-20 TL'm o gün olmayacak. Yani bu yüzden müşteri hizmetleri farkı baya var. Türknet'in en büyük avantajlarından bir tanesi de arkadaşlar Gigafiber ile size yüksek hız seçeneği sunması. Şöyle aşağılara gelmeden önce bakın şu küçük yazılar herkes için herkesin okuması dikkat etmesi gereken noktalar. Bakın burada demiş ki Türknet ne diyor? Gigafiber hizmetini sadece benim altyapımın olduğu bölgelerde kullanabilirsin diye belirtmiş. Fakat ben Türknet'te başvuru esnasında müşteri hizmetlerine ya benim altyapım zaten fiber dedim. Bana dedim giga fiber hizmeti verin dedim. Ben bu hizmeti almak istiyorum dedim. Müşteri hizmetleri altyapımı incelediğinde altyapımın şu anlık sadece 100 megabit desteklediğini diğer hız seçeneklerinin ise altyapımda çalışma olduktan sonra alabileceğimi söylediler. O yüzden şu an TürkNet 100 megabit internet sunuyor bize. Bu benim için çok iyi. Diğer hızlı için de altyapı çalışması olduktan sonra kullanabileceğim. Onun için sabırsızlıkla bekliyorum TürkNet. Beni buradan duy. Paketleri incelediğimizde 100 megabite 50 megabit, 200 megabitte 100 megabit. Bakın yükseliyor. Hani merdiven bir bir değil 15-5-10-10 çıkıyor. 1000 megabit'e 150 megabit bize upload download seçeneği sunuyor arkadaşlar. En az diyor yüzde yani en az 100 veremesem de 75'ini, 200 veremesem de 150'sini, 1000 veremesem de 750 750 megabit'i sana kesin vereceğim diyor. Güzel yani garantisi var. Tabi denemeden de e, göremezsiniz. Ama bakın size garantisini vermiş. Az önce kurulum ücreti demiştik. 100 ile 150 TL arasında diye fiyat söylemiştim size. Bakın burada 108 TL değerindeki kurulum ücreti varmış. Bu Giga Fiber için ücretsizmiş tabii ki. 480 TL cayma bedeli. Yani Telekom'dasın. 4 ayın var, 5 ayın var ve belki de 6 ayın var. Artık ay önemli değil. Diyor ki sana 480 TL kadar cayma bedelin benden diyor. Çok güzel. Bakın bunda da taahhüt yok. Kota yok. Ve beğenmezsen paran iade. Evet az önce de modem kullanım kiralamadan bahsettiğimizde Türknet'te modem ücretsiz arkadaşlar. Sadece mülkiyeti Türknet'e ait kullanımı ücretsiz olarak siz kullanabiliyorsunuz. Yani Türknet bu konuda 10 numara 5 yıldız. Tamam müşteri hizmetleri hariç. Daha önce TürkNet'i ben kullanmıştım. videonun başında da dediğim gibi. 2 sene bir kullanım sürem oldu. 2 senede yaşadığım deneyimler hiç eksisini görmedim TürkNet'in neredeyse. Yani çok rahat kullanım sağladım. Hiçbir problemde yaşamadım. Daha önceden kullandığım hizmet VDSL'di. Yani bakır kablo olarak kullandım ben arkadaşlar. Bakır kabloda 35 megabit internet alıyordum. Telekom direğinden evime gelen kabloya ek olarak eski telefon tipi kablo bağlıydı. Buradan da direkt modeme bağlamıştım. Bu şekilde 35 megabit hız alıyordum. Bu hız farkını araştırırken nasıl hız alabilirim? Nasıl hızımı yükseltebilirim derken Telekom'un mahalledeki direğinden kendi evime kadar, modeme kadar CAT6 kablo, özel CAT6 kablo çektim, ethernet kablosu. Bu şekilde bağlandığımda 35 megabit olan internet hızım 65-70 megabite kadar çıktı. Kısacası arkadaşlar iki şirket arasında müşteri hizmetleri farkı var. Modem kiralama ve kullanılma var. Ve fatura farkı var. Türknet bu konuda daha çok ağırlık basıyor diyebilirim. Tabi müşteri hizmetlerini saymazsak baya bir Türknet ağır basıyor. Şu an ilk faturam geldi. 85 TL bir faturam var. Onu ben ödedim ve bir ay arkadaşın davet et kampanyasıyla başvuru yaptım. Şimdi ikinci ayımız e, ücretsiz olacak. Ben açıklama kısmına kodu vereceğim. Bu kod üzerinden başvuruyu yaparsanız. Sizi de ikinci ayınız faturasız olacaktır arkadaşlar. Ücretsiz kullanım sağlayacaksınız. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.